Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettim. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Alice'le birlikte biz Bakugan savaşçıları. Bakugan, iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını, başla savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş. Hiç olmadan dan. Budur Bakugan. Bakugan savaşçıları. Taygın adında bir balık. İşte delik. Evet ve çekirdeğinden gelen negatif enerjiyi hissedebiliyorum. Ah, inanamıyorum, çok yaklaştı. Bu hiç hoşuma gitmedi. Çünkü sen bir korkaksın Angelo. Tamam, hazır mısınız? Evet. İmkansız, yoksa bu Destro mu? Sen? Seni yakaladım Jolly. Hayatımı kurtardın Gore. Merak etme Morocco, seni kurtaracağım. Geldik çocuklar ve negatif enerji hissetmiyorum. Ha, emin misin? Şey, burayı biraz keşfetsek iyi olacak. Ne fikir Runa? Güvenli olduğunu düşünüyorum. Umarım öyledir. Durun, burası gerçekten Vestroya mı? Hayır, daha önce Akos özellikli bir boyut değildi. Evet ve güçlü bir Akos varlığı hissediyorum. Evet. Ben de Ventus gücünü hissedebiliyorum. O zaman hem su hem de rüzgar özelliği var. Belki de bu elementler bir araya gelip yeni bir boyut oluşturmuşlardır. Ha? Ciddi misin? Çok ciddiyim Daniel. Vestroya eskiden 6 özelliğin birlikte dengede var olduğu bir dünyaydı. Ama Naga bu dengeyi bozdu. Belki de orijinal boyutların bir araya gelmesiyle yeni dünyalar oluşmuş. Doğru mu anladın Drago? Yani Naga'yı bulmak için farklı dünyalardan mı geçmemiz gerekiyor? Sanırım. Aa, olamaz. Konsantre olmaktan başım ağrımaya başladı. Sinirlenmene hiç gerek yok Dan. Bence yolumuza devam etmeliyiz. Jolly haklı. Bir görevimiz var. Değil mi? İyi misiniz? Evet, çok kötü bir düşüştü. Vay canına, güzel bir hareketti de. Hey, benim suçum değil. Şuna bakın. Vay canına, bakuganlara bakın. Evet, onların hem su hem de rüzgar özellikleri vardır. Ama bunu kim yaptı? Bence bunun arkasında Naga var ve onu durdurmalıyız. Durun! Hangi yöne gideceğiz? Aa, orasını hiç düşünmedim. Bakalım. Vestroya'nın merkezi Bakuganların bile girmeye izinli olmadıkları yasak bir bölgeydi. Ama o zamanlar 6 özelliğin gücü çekirdeği koruyor. Korkarım durum artık değişti.
Benega bunu Hergi'nin yardımıyla yapmış. Bir dakika. Yani çekirdeği koruyan gücün yok olduğunu mu söylüyorsunuz? Evet. Ve bu iyi bir şey olabilir. O zaman çekirdeğe girebiliriz. Ama şimdi önce bir sonraki dünyanın girişini bulmalıyız. Bulamazsak bütün misyonumuz tehlikeye atılmış olur. Evet, bebek kadınlarıyla başlamalıyız. Evet ama bir sonraki girişi nasıl bulacağız? Size yolu göstereceğim. Zayıf bir sinyal alıyorum. Ama nereden Gore? Orada. Çok güzel. Destroya'da Aurora ışıkları olduğunu bilmiyordum. Bir şey yüzünden varlar. Auroralar manyetik alanda oluşuyorlar. Emin misin? Ben galiba anladım çocuklar. Manyetik alan Vestroya'nın bütün boyutlarını etkilemiş olmalı. Elbette. Evet. Pekala. Hadi gidip bakalım çocuklar. Sıraya girin, yürüyün. Hey, şuraya bakın. Solucan deliği gibi görünüyor. Evet, ve sinyal de oradan geliyor. Şey, sadece bir tahmin ama sizce bu Vestroya'nın merkezine giriş olabilir mi? Evet, ama acele etmeliyiz. Aurora yok olduğu anda bir sonraki boyuta giriş de yok olacak. Ya, olamaz. Hemen oraya gitmeliyiz çocuklar. Kapanıyor. Çabuk olun, hadi. Ne? Bu bir çeşit serap mı? Lütfen bana yardım edin. Beni burada yalnız bırakmayın. Dikkatli olalım çocuklar. Sen kimsin? Ve burada ne işin var? Yüzüyorum. Yüzüyor musun? Bu bir çeşit şaka mı? Yapma. Böyle konuşarak zamanımızı boşa harcıyorsun. Ben su özellikle bir bakuganım. Bakın. Ne düşünüyorsunuz? Ben Tegan. Uzak yerlerden geldiğinizi tahmin ediyorum. Neden kalıp dinlenmiyorsunuz? Biz bu dünyanın bekçileriyiz ve bir görevimiz var. O da liderimiz Naga'yı korumak. Naga mı? Siz bekçi misiniz? Akos ve Ventus olmalısınız. Ve içimden bir his bizi beklediğinizi söylüyor zaten. Boş verin onları. Güçlü görünmüyorlar. Hadi çocuklar, zaman kaybediyoruz. Devam etme konusunda ısrarlıysanız önce bizi yenmeniz gerekiyor. Hadi. Hava saldırısı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Drago! Hayır! Sen karışma. Hadi geç. Nasıl bu kadar güçlü olabilir? Şimdi bende sıra. Akos hortumu. Maruncum! Drago! Hadi şimdi. Tamam anlaştık dostum. Akos kabardı. Teşekkürler çocuklar. Siz iyi misiniz? Teşekkürler Preyas. İç çekirdeğin sinyali azalmaya başladı. Acele etmemiz gerekiyor yoksa sonsuza kadar bu boyutta kalabiliriz. Ama zamanımız kalmadı. Marucho. Acaba sen ve Preyas Tegan'ı su altında oyalayabilir misiniz? Senin bir planın mı var peki? Evet. Skyres seninle ben de o kocaman tuhaf yaratığı sahile doğru çekeceğiz, tamam mı? Bu herede olan mı? Bir dakika. Sanırım anlamaya başladım. Evet işte bu. Biri Aquas, diğeri de Ventus. Onları elementlerinden uzaklaştıracağız. Haklısın. Böylece avantajlı oluruz. Harika bir plan. Gerçekten de harika. Elementlerinin dışına çıkarlarsa onları yeneriz. Pekala Skyres, onların işini hemen bitirebiliriz. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Hadi o zaman. Geçit kartı hazır. Şimdi sıra bende. Sen kendi işine bak. Geçit kartı hazır. Bunu şimdi yapmalıyız çocuklar. Oynamaya hazır mısınız? Hazırız. Öyleyse hiç zaman kaybetmeden şu küçük partiyi başlatalım. Evet. Hadi. Ah.
Prensin. İyi olduğunu sanıyorsun ha? Ama şehirde yeni bir şerif var. Gel bakalım Prens. Memnuniyetle. Küçük parta açıl. Güçlü bas. Ha? Bu da ne? İlerleyemiyorum. Tamam Angelo. Sıra sende. Tamam. Akos Prens Diablo geliyor. Bu çok eğlenceli olacak. Teşekkür ederim ufaklık. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Pekala. Ona Preyas kombinasyon saldırısının nasıl olduğunu gösterelim. Özellik değişikti. Darkos! Kızıklanıyorum. Bana bakın. Bu bir kuş mu yoksa uçak mı? Hayır benim. Muhteşem Preyas karşınızda. Evet yeteneği etkin. Kairos ve Darkos arasında çapraz bağlantı. Gücün arttığını hissediyorum. Harika. Tek taşla iki kuş. Yeteneği etkin. Sunun garatı. Hey Dagon. Evet şimdi yeteneğin ortadan kalktı. Hayır saldıramıyorum. Geliyorum. Şimdi ne olacak? Esme ediyorsun Skyres. Şimdi şun. Geçit kartı açıl. Enerji birleşimi. Ne oluyor? Gücümü kaybediyorum. Seni küçük bunu yapamazsın. Evet yaparım. Bütün gücünü Skyres'e aktardım. Sana açıklamak isterdim Heredi ama zamanımız azalıyor ne yazık ki. Şimdi başladığımız işi bitirelim. Güzel, başardık. Çok iyiydiniz çocuklar. Ve tırnağım bile kırılmadı. Tamam çocuklar, gitme zamanı geldi. İşe bak. Bunu başardığımıza inanamıyorum doğrusu. Hepsi senin harika planın sayesinde oldu. Muhteşemsin. Bizi kandırdılar ve biz de inandık. Ha. Ama işimin bittiğini düşünürseniz yanılıyorsunuz. Ha. Ama ben onun... Rüzgar fırtınası. Tamam canım. Bu olamaz. Rüzgar özelliğini kullanıyorum. Ama şu bir Bakugan'ın bunu yapabildiğini bilmiyordum. Akosamları. Suya döndü. Bir dakika. Sanırım bunu anladım. Burası su ve havanın birleştiği bir dünya olmalı. İki Bakugan da istedikleri zaman iki özelliğini kullanabiliyor. Emin misin? Bunun imkansız olduğunu sanıyordum. Hayır. Marucho! Çocuklar işini bitirmeliyiz yoksa sonsuza kadar burada kalırız. Rüzgar özellikli bir Bakugan bizi suyun altında yenemez. Bu imkansız. Şanssız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Dalış oyunu. Oh hayır, o bir Ventus Bakugan'ı bunu yapamaz. İşim esbetti. Evet, bu hiç iyi olmadı. Sizi yine görmek çok güzel. Donduran dalga. İnanamıyorum. Şimdi ne özelliğini kullanıyor? Şuraya bakın, su buza dönüşüyor. Marucho! Bizi içeri donduruyor. Bunu nasıl yapıyor? İşimiz bitti. Marucho. Hadi çocuklar hemen bir şeyler yapmalıyız. Marucho. Marucho. Harika planınız bu muydu insanlar? Üzgünüz ama bizimle başa çıkamazsınız. Evet bu maç başından beri bir çocuk oyunuydu. Bir şey daha var. Bir sonraki kurbanımız kim olacak? Seni yaratık. Zavallı. Akosotları. Akos ve Ventus bir arada. Bunu anlamıyorum. Rüzgar ve su birbirinden tamamıyla farklı iki özellik. Ve Bakuganların sadece bir özelliği olabilir. Hayır. Bu tamamen benim suçum. Daha iyi bir plan yapmalıydım. Vestroya'nın çekirdeğinden gelen sinyal azalıyor. Ve acele etmezsek hepimiz burada kalacağız. Gidemeyiz. Marucho olmadan olmaz. Gitmeden onu kurtarmak zorundayız. Yetenek etkin. Rüzgar fırtınası. Bize neler oldu? Bu çok tuhaf. Hey ne yaptığını sanıyorsun Sean? Bu işi bitirmek zorundayım Dan. Siz üçünüz devam edin hadi. Hayır Sean çıldırdın mı? Biz bir ekibiz, unuttun mu? Çur! Çur!
Maruşo ve diğerleri hapsolduğu için kendini sorumlu hissediyor olmalı. Şimdi ne olacak ben? Gideceğiz. Şu anda geri dönecek zamanımız yok. Şuna güvenmek zorundayız. Maruşo ve Bakuganları kurtaracağına inanmalıyız çocuklar. Ama de, çadırda mı? Hadi. Bu işi hemen bitirelim Taygun. Ne diyorsun Henry? Bu insan bizi yenebilir mi? Elbette yenemez ama denesin bakalım. Zaten başka bir programım yoktu. Ayrıca uzun zamandır kimseyle dalga geçmiyordum. En son kimin güleceğini göreceğiz. Al bakalım. Ne kadar da şakacı bir çocuk. Ne kadar gevezelik yeter. Savaşmak istiyorsa savaşacağız. Gayret! Karşı saldırı! Şimdi geçit kartı hazır. Güç rüzgarı. Ha? Ne oldu? Hareket edemiyorum. Durun da size ben anlatayım. Güç yeteneğim sayesinde Skyres Ventus gücünüzü alabiliyor ve özellik değiştirebildiğiniz için onları sizden çalabiliyorum. Teşekkür ederim. Gücüm arttı ve maça hazırım. Oyun zamanı bitti Skyres. Bizi yeneceğini düşünüyorsan hayal görüyorsun. Bekleyin de görün. Neyi? Skyres, planımız şu. Buzu tara ve zayıf noktayı bul. Tamam, hemen. Buldum. Ben bu oyundan sıkıldım artık. Fırtına iğnesi. Bir daha dönemeyeceğini sanmıştım. Hey Maruşo, sen iyi misin? Evet, iyiyim. Lütfen, kahraman olduğunu sanma sakın. Savaşçılar bir ekip olarak savaşırlar. Pekala, hazır mısın Maruşo? Evet. Hey Diablo, maça başlamadan önce Angelo'ya ihtiyacım var. Hayır, savaşmaya can atıyordum. Akos, Angelo hizmetinizdedir. Ne yapmam gerektiğini söyle sadece Maruşo. Dileğin benim için bir emirdir. Ventus ve Heos arasında çapraz bağlantı. Şimdi Skyris ve Angelo'nun güçleri sınıra ulaştı. Güzel. Bağlantıyı hissediyorum. Hadi Skyris. Pekala, maç için hazır mısınız? Evet, ben hazırım. Ve rüzgarla eşit dostluk saldırısıyla başlamak istiyorum. Maruşo, sıra ikinci adımda. Evet, Reyaz, sıra sende şimdi. Hiç sormayacaksın sandım. Özellik değişikliği. Dark Horse! Ben havalı mıyım, havalıyım? Dada! Maç için hazırım, Bay Fotoğrafçı. Lütfen ışıklar iyi olsun. Diablo, sıra sende. Evet, ama bu değişiklikler neden Maruşo? Geleyim mi, yoksa geleyim mi? Kairos ve Darkus arasında çapraz bağlantı etkin. Kreos ve Diablo güç artışı. Hazır mısın Diablo? Beni biliyorsun, her zaman hazırım. Bu da nereden geldi? İnanılmaz. Çöp, sıra sende. Tamam, sağanak rüzgar. İmha meteor fırtınası. Çok eğlenceliydi. Bir daha yapalım mı? Evet, bir kere daha oynayalım. Teşekkür ederim Şun. Önemli değil Maruşo. Evet. Pekala, gitmeye hazır mısın? Evet, hazırım Şun. İnsanlara yenildiğimize inanamıyorum. Merak etme, bu savaş henüz bitmedi.
ben Runo. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde Dan, Juli ve ben başka bir tuhaf dünyaya gidiyoruz. Tuhaf sarkıtların ve garip ışıkların olduğu çok sıra dışı bir yer burası. Ve elbette geçen bölümde de olduğu gibi bu dünyadan ayrılıp Naga'yı bulmak için önce birkaç Bakugan yenmemiz gerekecek. Ben Dan ve Dragon'un arkasındayım. Umarım siz de öylesinizdir. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde bana ve ekibe katılmayı unutmayın. Bakugan!